Bakmayın bugünkü sessizliğine, neler atlattı o. 40 yaşına bastığında feshedildi. 1,5 yıl ıssızlığa terk edildi. 41. yaşına girdiğinde tam yeniden açılacakken kapatmaya kalktılar. Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu... 51 yaşında ilk defa askeri bir muhtıra kürsüsünden okutuldu. 60 yaşında lağvedildi. Tam 3 yıl kilitli kaldı. 76 yaşında büyük baskılar altında sesi kesildi. Bu kararlar adli bakımdan birer vahim hata. 87 yaşında siyaset tıkanınca çare yine onun çatısı altında arandı. Türkiye'nin her sorunu hukuk kuralları ve demokrasi içinde çözülecek. 96 yaşında bombalandı. Bunları yapanlar yaptıklarını zaruri görüyor ve yüzyıllar süreceğini düşünüyorlardı. Ama olmadı. Kim ki ondan almaya kalktı, cevabını halk verdi. Bugün 100 yaşına girerken yine kolu kanadı kırılmaya, gücü azaltılmaya ve baskılanmaya çalışılıyor. Halkın ne bütçesine, ne dertlerine, ne de geleceğine karar verebiliyor. Ama daha önce de yaşandığı gibi, önünde uzanan yüzyılda bozkırın ortasından parlayacak yine. Demokratik bir parlamenter sistemi savunuyoruz. Evimiz 100 yaşında. Kutlu olsun. Nice gelecek asırlara. Gelecek mecliste.